En başta itibaren yani. Orkun'un ilk izliği içinde. ben Orkun'la beraber olacağım. Organize olmayı beceremiyoruz. Herkesin özelleştirebileceği bir site. Yani. E, alt tarafta şey açılmadı, mesafe açılmadı. İngiliz anahtarına hoş geldiniz, hoş geldin Emre. Hoş bulduk Orkun. Az önce yoğun bir sohbetimiz vardı. Evet. Ee, organize olmayı beceremiyoruz. Beceremiyoruz. Hatalar yapıyoruz arada. Hatalar yapıyoruz. <laughs> Bazı Yanan dikkat. Yanan paralar oluyor. Yanan paralar oldu. <laughs> yani dövizden bağımsız. <gülüyor> <gülüyor> ha şimdi yanlış anlayacak insanlar yani ekonomiyle alakalı bir şey değil söylediğiniz. <laughs> yok tamamen yani kendi salaklığımla ilgili. Evet. <laughs> aldım ee, aslında sinema Altmobilitesi. Söyleyebiliriz de çünkü ben tardine dediğini söyledim bilmiyorum gördün mü? Ee, ee, i̇zleyemedim henüz. Şey dedim yani işte. Böyle girişe 2-3 dakika Spider-Man attık. Ee, salı günü Orkun'la babayı götürüyorum dedim. Hı, hı. Ee, i̇ki, tane arada... <laughs> iki tane problem var. tane problem var. Bir gidemiyor. <laughs> Sen gel gelemiyor olabilirsin. <laughs> Erman da gelemiyor olabilir. <laughs> evet. Ikinci... İşin ilginci ben de şu aşamada yani bugün e, şu, şu e, dakika, dakika itibariyle <laughs> teknik olarak bir biletim yok. Çünkü aldığımı zannettiğim, e, aldığım bilet daha doğrusu pazar günde alınmış. Tabi e, tabii ben biraz hani ara yüze siteye attım şeyi. ...tuçu ama benim de kabahatim var. Biraz seni sevindirdi ama. Yok sevindirmedi canım. Yani sonuçta yine ben geleceğim seninle. Ben yalnız bırakmak <laughs> istemiyorum. Ama bugün mü gelebileceksin? Ee, i̇şte ya, yok senin ilk izleyişinde ben yanında olacağım abi. Söyledim onu. En baştaydı bana yani. Orkun'un ilk izleyişinde ben Orkun'la beraber olacağım ee, dedim. Onu o yüzden evet, her, şekilde. her şekilde zaten gelecektim bir şekilde ayarlayıp. Ee, ama belki işte bu bir şans olur belki. Seansı bir 30-40 dakika ya da bir saat ötelersek eğer uygun fırsatı bulup başka bir salonda, başka bir sinemada hatta bütün işleri yetiştirme şansını elde edebiliriz. Ama olan senin burada yaklaşık 150 lira oldu. O da sağlık olsun diyelim yani. İnsanlar dün gece işte az önce sana da söyledim 50 bin lira falan kaybettiler. Daha fazla kaybedenler de var. 17-18'den dolar alıp. <laughs> Biz en azından bu kadar kaybettik. Ya benim yakınlarım var abi. 16-17'den 16, dolar alıp şu anda böyle öyle, öyle. boşluğa bakan insanlar biliyorum yani çevremde. Yakında geri gelmiş olur yani. Hani bunu bir şey gibi düşün. Deniz'de. Evet. <laughs> ee, sevgili Elvin gelecekti yani o da gelmek istiyordu bizle birlikte. Zaten evet. o fark etti. Abi diyor işte salonda siz neredesiniz diyor. Her taraf boş. <laughs> Nasıl boş oğlum dedim doluydu salonda. <laughs> <laughs> neredesiniz diyor dolu koltuk yok yani. <laughs> Üzücü. Ne evet. Olsun? Ne yapalım? Sağlık olsun ya. Peki başlarken bir duyurumuz var onu da yapalım bu arada. Bugün Sokrates'in yeni sitesi, yeni arayüzlü sitesi açılıyor. Hoca Sokrates Dergi Sokrates YouTube Sokrates Podcast Sporun tadını doya doya çıkarın diye artık hepsi bir arada SokratesDergi.com'da Farklı formatlarda okunabilen 7 yıllık dergi arşivi, binlerce saatlik podcast ve videoyu tek yerde buluşturan sokratesdergi.com'a üye olun. Sporları, yazarları, konuları, etiketleri takip ederek kendinize özel sokrates içerik akışınızı oluşturun. Merak etmeyin. YouTube ve podcast içeriklerini kendi mecralarında takip etmeye devam edebilirsiniz. Yenilenen sokratesdergi.com'la sporun tadını çıkarın. E, i̇çeriklere ulaşın bir kere tek yerde toplanmış olacak daha kolay olacak e, kendi ilgilendiğiniz e, içeriklere konulara ya da işte kişilere göre filtreleme yapabileceksiniz bu sayede size özel e, içerikler toplanacak e, bunun dışında işte dediğim gibi içerikler tek yerde toplanıyor e, daha önceki tabi dergi sayıları ve yazılara ulaşabileceksiniz tabii. vesaire vesaire birçok böyle kolaylığı beraberinde getiriyor Yeni arayüzüyle birlikte Sokrates Dergi'nin sitesi. Evet, yani çok uzun zamandır Can Öz, e, bu site üzerine çalışıyor. Bayağı uzun zamandır ve e, çalışmalarda yapılıyordu. E, gerçekten yani bana da bütün anlatılanlar çok güzel bir şeyle karşılaşacağımız yönünde. Ben de çok merak ediyorum o yüzden. Yani bir yıldır e, çünkü bu siteye dair sürekli bir şeyler duyuyorduk. Bugün itibariyle açılıyor. Muhtemelen bu program gösterime girdiği anda, gösterim derken bu arada sinemaya gitti kafam büyük yani. ihtimalle. Ama gösterime giriyor aslında programda. Doğru. Yani galası yapılıyor İşte aynı saatte canlı izliyorsun istersen sonra izliyorsun falan. Bu program evet çıktığı anda büyük ihtimalle sitede online olmuş olacak. Hep beraber bakacağız inşallah. Hayırlı, ha uğurlu, hayırlı olsun. uğurlu olsun. Öyle diyelim aynen. Evet yani çok senin de söylediğin gibi uzun süre çalışıldığı üzerinde merakla bekliyoruz. Yani, Çok güzel olacak. Sen aslında açıklamaya çalıştın ama ben de üzerinden geçeyim. Açıklayamadın diyorsun. Yok hayır. hayır. <laughs> ee, herkesin özelleştirebileceği bir site. <laughs> yani. Aynen. Yani kişiselleştirebiliyorsunuz biraz daha yani, kendi Nasıl kullanmak istiyorsunuz? Öyle kullanabileceğiniz bir site. Filtreleyebiliyorsunuz. Yani bir nevi hatta böyle bir sosyal medya platformu gibi bile belki değerlendirebilir ilerleyen süreçte. <laughs> Peki e, bu duyuruyla birlikte başladık. Şimdi istersen her zaman olduğu gibi Yemek Sepeti Bana Bile haftanın en hızlılarıyla başlayacağız. Bu hafta tek başlığımız var. O da malum en hızlı değişim ligdeki Covid-19 değişimi. Yani alt üst oldu lig. E, ertelenen maçlar, artı ertelenmeyen maçlarla aslında. E, en son olarak Thomas Tuchel isyan ediyor. Daha önce işte e, Thomas Frank e, maçların bu dönemde yani bu kadar fazla Covid vakası varken bir süre durdurulması, ligin durdurulması e, en ideal çözüm olabilir diyordu. E, belki de haklıydı bilemiyoruz. Tuhel e, şey maçından sonra en son Wolverhampton maçından sonra, şimdi yarın sabah yani pazartesi'yi kastediyordu. Bir daha teste gireceğiz. Birkaç tane daha Covid çıkarsa hani e, o zaman Premier Ligi yetkililerine soracağım ne bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz? Ee, bu sürecin sonunda oynatarak oynatarak. Ki çıktı. Evet. Everton maçından sonra da çıktı. Ee, yok, Wolverhampton maçından sonra bir ha, daha. Onun için işte, evet, tamam. Ee, Wolverhampton maçından önce de şey diyordu, yani beraber otobüse biniyoruz, beraber film odasına giriyoruz. Aynen. Analiz şeyine, beraber soyunma odasına giriyoruz, maçlara çıkıyoruz. Hani vakalar var, devamının gelmesi nasıl engellenecek? Bir taraftan da bizi tekrar maçlara, yani maçlara çıkmaya zorluyorlar. Bunun üzerine nasıl alınacak diye. Ee, şimdi Chelsea, tabii şey var mesela hani Chelsea üzerinden başlık Chelsea çok güçlü kadro olduğu ve çok zengin, çok alım gücü, yüksek kulüp olduğu için Chelsea ile empati yapmak biliyorum çok da kolay bir şey değil yani insanlar ne halleri varsa görsün diye yaklaşıyorlar Chelsea'ye taraftan. İki tara maçtır da Santrifor'da proje oynuyorlar yani. Oraya geleceğim yani e, Chelsea taraftarı olmayanlar biraz böyle yaklaşıyor. Bunu biliyorum, anlıyorum. E, ama böyle bakmamak lazım yani bu gözlükle bakmayıp Chelsea ya da Brentford herhangi bir kulübü Norwich neyse kulübün yani büyüklüğünden kadro genişliğinden bağımsız olarak yaşadıkları problemleri e, değerlendirmek gerekiyor ve e, anlıyor yani Chelsea'ye üzülmeyebilirsiniz ama öyle ya da böyle şampiyonluk yarışındaki bir takım bu e, faktörle birlikte şu anda belki de geride kaldı ve toparlayamayacağı şekilde belki de geride kaldı. Yani bu da ligin genelini etkileyen bir durum. Evet. Yani işte yani bakıyorsun evet e, sahaya çıkan yine ligin standartının üzerinde 11'ler ama aynı şey olmuyor abi. Yani takım birinci santriforu Lukaku yok, ikinci santriforu Werner yok, üçüncü santriforu Havertz yok. yok. E, öyle olunca ne oluyor? E, dördüncü santriforu yaratmaya çalışıyorsun. Pulisic'i öne atıyorsun. Pulisic santrifor değil. E, zayıflıyor takım. Yani zayıfladığını gördük. E, Everton maçında da gördük bence. E, Wolverhampton maçı da e, benzer şekilde oldu sadece o da değil yani arka tarafta da eksikler var. Zaten sakatlık krizi yaşayan bir takım. Yani orta sadece desteği iki 2 2,5 aydır kullanamıyor. Thomas Doyle. Covid'den geldi o da. Evet, yani Sakatlandı üzerine. Yani kulübe değildi Kovačić ama Hı -hı. yani belki Hazır şartlar değil. böyle olmasa bu maçta muhtemelen kadroya bile almayacaktı. Tabii. Aynen. Sana onu söylüyor. ben dün transferi bir de bahsettim biraz. Yani işte sınır 14 oyuncu. 14 oyuncu varsa o maçı çıkıyorsun. Premierlik Premier Lig kurallarına göre. Ee, biz 14 kuralını karşılıyoruz belki diyorum ve 14 kuralını iki buçuk aydır oynamayan ve hazır olmayan e, Kovacic'le, sakatlıktan dönen Kante ile sakatlık yaşayan işte Ruben ile zaman zaman hı hı. E, bu tarz oyuncularla tamamlıyorum. Yani e, öyle olunca da işte son maçta olduğu gibi 6 yedek kulübesinin 6 oyuncu 9 yerine. ikisi kaleci, 4 tane oyuncu. Oyunculardan bazıları e, faktör olamayacak oyuncular. Orta sahada Çalaba. Orta sahada Çalaba. Kötü oynadı. E, kenara aldı mesela. Yani İyi de olmadı ki çaloba orijin itibariyle bir defansif orta saha. Ee, gençliğinde o, o, pozisyonda çok fazla oynamış bir oyuncu ama iş işte olmayabiliyor. Stoper diye bir şey buldu çocuk. Ee, onu orada orta sahaya kaydırmak durumunda kaldı. Çünkü Saul performans veremiyor vesaire. Ee, ya, be be söyledim ben Chelsea zaten iyi durum. Chelsea büyük ihtimalle belki de e tam kadro da kaybedecekti bu puanları. Ama neden e bu halde sahaya çıkmasına... E neden olup ya da bu bu şekilde sahaya çıkmasını sağlayıp böyle puan kaybetmesine sebep oluyorsunuz. bunun çok fazla açıklaması yok. diğer takımlar da öyle. Abi Liverpool'un da öyle değil mi? Ya şu son iki maça öyle çıkması Liverpool'un. Ya bütün orta saha değişti iki maç arasında mesela. Tabii. Birazdan geleceğiz hani konuşurken ve kesinlikle faktör oldu bence. Geçtiğimiz sezonda halledeceğiz şu anda durum. Aynen öyle. Fanday Hendo, şey, Fabinho. Ertelenen maçlara bir bakalım istersen. Yani listesi var üst üste ertelenen maçlar. 15 Aralık'tan bu yana. Brighton-Tottenham, evet. Brentford-Manchester United, Burnley-Watford, Leicester-Tottenham, United-Brighton, Watford-Crystal Palace, Southampton-Brentford, Aston Villa-Burnley, West Ham-Norwich, Everton-Leicester maçları. Ee, ve daha fazlası da olabilirdi işte. Evet. Ki Tottenham'da önce de ertelenen maçları var benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? tottenham Ya Brent 15 Aralık'tan tottenham. bu yana ha. zaten. Sanki ondan önce de bir COVID nedeniyle ertelenmesi evet, evet, olmuştu. Ee, şu anda 3 ya da 4 maç eksik. Ve e, geçen tekma. sezona biraz benzer. Hani Liverpool için sen söylemiştin. şey Şu anda mesela tablo da biraz böyle Şimdi, e, tuhaflaşmış evet. durumda. E, bir sürü eksik maç var vesaire vesaire. Yani bunun hani şöyle bir götürüsü oluyor işte e, sadece şampiyonluk yarışı değil. Yani Ligin her katmanında belli yarışlar var. Şampiyonlar Ligi yarışı, e, küme düşme kümede kalma mücadelesi vesaire işte orta sıralarda başka yarış bunların her birine etki edebiliyor sonuçta hem zorla oynatılan takımlar yani eksik kadrolarla oynatılan takımlar ertelenen maçlarda dolaylı olarak etki ediyor ve e, ligi durdurmadığınızda anlıyorum yani bir takvim sıkışıklığının e, takvim problemlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor evet e, bu, da, bu da gözetilmesi gereken bir konu ama e, siz bu kadar değerli bir ürünü böyle kırık dökük sürdürmeye çalıştığınızda da Ortaya başka şeyler çıkıyor. Yani mesela NBA'de benzer bir problemi yaşıyor şu anda. de bence oldukça problemli bir durum. Ama en azından NBA e, sezonun telafi edilebilecek bir noktasında. Normal sezonu zaten. Takımların orada alacağı iki ekstra mağlubiyet falan çok da onlar için önemli olmayabilir. Büyük ölçüde çok belirleyici olmayabilir. Premier Lig öyle değil. Hakikaten şu anda şampiyonluk yarışına mesela 3 tane takım var diyorduk. Uzun süre sonra 3 tane takım. E, hemen hemen aynı seviyede favori durumunda takım var. Bu da güzel bir şey diye bakıyorduk. Bir tanesi belki de elendi o yarıştan. Önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Ee, ve yani önümüzdeki 10 gün de Liverpool'un da ciddi yara alma riskini beraberinde Aferin. getiriyor. Onları daha detaylı maçta konuşacağız ama onlar da çok sıkıntılı bir periyoda giriyor. Bir anda City'nin geçen sezon olduğu gibi bütün kontrolü ele geçirdiğini görebiliriz. Tam geçen sezonu zaten bu aralar yani Aralık evet. ayı gibi uçuşa geçmişlerdi. Orada arka arkaya galibiyetler. Diğer takımlarında tam arka arkaya yani çöküşüyle beraber ee, öyle bir ihtimal ortaya çıktı yani. Zaten çok güçlü bir takım. Ee, zaten o en güçlü oyunu oynayan takım şu anda ee, sahada. Yani Liverpool onlara yakındı ama ben City'yi son 1-1.5'a değerlendirdiğim zaman yani Liverpool'un da bir tık böyle üstüne koyuyordum. Ya yani da yarım tık üstüne koyuyordum. Ki zaten bak şeyde de konuşuruz onu. Çeşitli yönlerden de, yani rakamsal olarak da kapattılar. Hı hı. Ona bir detaylı gireriz birazdan belki. O yüzden şu anda daha net bir favori haline yavaş yavaş geliyorlar. Bakalım toparlayabilecek mi Chelsea özellikle ve Liverpool? Evet, en hızlı değişim bu şekilde yaşandı. Diyelim ve bu bölümü kapatalım. Her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapıyoruz. Yemek sepeti bana bir ile. Market alışverişlerinizi 7/24 verebiliyorsunuz. E, yapmanız gereken telefonunuza Yemek Sepeti uygulamasını indirip bana bir sekmesini seçmek. İstersen Chelsea ile başlayalım. Biraz zaten onlarla başlamış olduk ama hmm. maçlarını değerlendireceğiz. Hafta içi Everton'a e, puan verdiler. Ee, ki Everton'da çok eksikti yani onu, onu da söylemek gerekiyor. Onların Covid dışında kendi sakatlıkları maçta hatta birlikteydik. Santa e, for kalmamış durumda. Forvet attı alt üst olmuş durumda. Everton'un çok fazla eksiği var ama Chelsea onlara puan verdi. Ve hafta sonunda Wolverhampton karşısında e, zaten düşüşte bir oyunu vardı Chelsea'nin ama özellikle ilk yarı bu sezonki belki Chelsea'nin en kötü 45 dakikasıydı. Hani City'ye domine edildiği maçı falan bir kenara ayırırsak ee, çok çok etkisiz bir Chelsea. İkinci yarıda biraz toparlandılar ama e, topa sahip olma oranı tam olarak üretim olarak yansımadı. Bunda da tabi senin de söylediğin gibi bir kere takımın hücum hattının darmadağın olması, pul içi işte, santrifor kullanmaya çalışması, yedek kulübesinde alternatifinin olmaması, hepsi beraber geldi ve faktör oldu. Sen ne düşünüyorsun? Ben orada maçı şey anlattım, tek başına anlattın esportta evet. e da. Zaten devrede bana şey yazdın abi sen berbat durumda yazmıştı. Ben de o sırada çık neredeydim ben? E, yoldaydım. Derbi merkeze doğru gidiyordum. Aynen arabadaydım. E, felaket durumda dedin. Ben de abi nasıl olsun ki dedim sana. E, genel olarak düşüncen hani ilk yarı katılıyorum. Mesela bak şöyle şöyle söyleyeyim sana. İlk yarım topa bile sahip olmamışlar. Evet, evet. Nasıl olsun abi? Yani 3 stoper Bak 3 stoper. Önlerinde orta saha ikilisi Çalaba. Çalaba yanında Kante. 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 de bu arada sakatlıktan geldi. Sakatlıktan döndü. Normal şartlar oynamayacak. Bence maçın en iyilerinden biri Chelsea adına. Yani ben en azından öyle gördüm. Ee, Kante Çalaba ikilisiyle 3 soperle, kanat bekleri de Alonso ve Reece Jamesken pas yapamazsın ki. Doğru. En uçta da Pulisic var. Ne bir bağlantı oyuncusu, ne pas kalitesine katılan bir oyuncu, ne yüksekliği ayarlayan bir oyuncu. Hı hı. Yani Chelsea'nin topa sahip olabilmek için personeli yok değil mi maçta? Ki normal şartlar altında Wolverhampton'a karşı Chelsea'nin 165 70i yapıp ondan sonrasına bakması lazım. Yani 65-70 yapar Chelsea Wolverhampton'a karşı, Bruno karşı özellikle. Çünkü Bruno Lodge maçları böyle oynuyor abi. Hı hı. E, büyük takımlara karşı, yani top altı takımlarına karşı böyle oynuyor. Bırakıyor topu, üçlü savunma, beşli savunma karşılıyor. E, izin veriyor. Chelsea topu alamadı. Yani bu avantaj da getirebilir ama e, kadrodaki zafiyet nedeniyle kendi karakterin dışına çıkıyor Chelsea. Nitekim ikinci yarı başında e, Çalabah'ı oyundan aldı. Saul'ü soktu. Ki Saul'ün performansı bu sezon var mı? Çok da konuştuk. E, hiç iyi değil. Nasıl buldun? Daha iyi değil mi? Daha iyi Bayağı Hayır. yani. yani oraya yani has bir orta saha konulunca e, bundan önceki performansı Pas bir has kenara. Pas başta. Aynen. aynen yani. Topu daha fazla aldılar. Soyunma odasında <laughs> da biraz muhtemelen kendine getirmiştir. Ama Geçen haftadan alacağım. Bak geçen hafta kazanırken de burada yani Leeds'i e, yendiği maçtan sonra da biraz Chelsea'yi konuşmuştuk. Oyunda zaten bir gerileme vardı. Bu sonuçları da yansıyordu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde de mesela, e, yani o şeyle birlikte liderliği kaybetti. E, Leeds maçını da kurtaramayabilirdi duraklamalarda. Penaltıyla kazandı. Ama e, gerileme gözüküyordu ve mesela Leeds maçında da şeyi konuştuk. Ee, bu kadar kolay aslında bu tip takımlar tarafından özellikle gezen forvetler, orta saha karakterli uç oyuncuları, hücum oyuncuları tarafından manipüle edilebilen Leeds, Chelsea tarafından yerinden oynatılamadı. Hı. Burada bir tuhaflık vardı ki ondan sonraki Leeds maçları da ortada. Yani tam onu dedik, büyük takımlar çok rahat dağıtabiliyor dedik evet, aslında. Chelsea çok yedi, statik biri kaldı. Biri attı, biri devrede 4 attı neredeyse. yani Devrede 4 atmadı da, devrede... 4-5 oluyordu yani Arsenal maçı da. Zaten sonra... sürpriz işte, ettiler. Yani, yani Chelsea çok 11 gol statik kaldı. Ve yani e, mesela Wolverhampton karşısında da ben... Hani Pulisic evet kayboluyor Santrafor'da. Ama için daha fazla e, gezmesini, daha fazla hmm. merkezde gözükmesini e, falan beklerdim. Mount mesela. ilk yarıda Mount ortada yok. İkinci yarıda kendine gel oyuna ağırlık koydu Mount. Yani bunu daha fazla oyuncudan belki sağlayabilirdi. Bilmiyorum Ziyehi mi belki merkeze alsa Pulisic'i Fuliş daha çok kanatta etkili olabilen bir oyuncu. Belki tamam, onlar arasında... Öyle mi? Ya valla yani Ziyeh'ten neden bir saat 9 düşünmüyor hiç e, Thomas Tuchel bu e, denklemde bilmiyorum. Çünkü Ziyeh'i de bence tam olarak kanatta kullandığında e, bir tarafına sıkışmış oluyor. Yani o sağda ne? oynadığında şey çok belli. İçeri çekecek. E, ve artık rakipler onu çok biliyor. Biraz gezalvari bir hali oluştu e, Hakim Ziyeh'in. Sola aldığında orada başka tereddütler yaşıyor. Alonsoy'la ee, uyumları da bence çok iyi seviyede değildi. Bence de merkezde kullanılabilirdi. Ee, yani ben de Ziye ilk geldiği günden beri ben bir şekilde Thomas Doyle'ın onu ya da işte Chelsea'nin e, onu sahte dokuzda deneyeceğini düşünüyordum. Yani ona uygun geliyor çünkü bana. Ama hiç denemedik ki yani şu anda fırsat da vardı mesela. Çünkü evet. bilmiyorum belki işte en uçtaki oyuncunun en azından savunma arkasına koşulatabilen bir oyuncu olmasını istiyor olabilir. Öyle bir özelliği yok çünkü Ziye'in. Ama Stol mesela. Yani getirirsen ee, Daralanda bile, e, şut tehdidiyle getirdiğin topa vurma ihtimali var en uçtaki bir oyuncu olarak ve yani Pulisic de işte geriden çıkmayı daha çok sever, seviyor zaten yani, biliyoruz. Hı hı. E, en uçta ne derine gelip top alabiliyor Pulisic, ne center mücadele etme şeyi var. E, kaybol gidiyor çocuk. Yani koşuyu da diagonal attırırsın Pulisic'e mesela. yani e, Geride hem topla buluşma şansı daha fazla hem koşuyu da geriden atma ihtimali daha fazla. Yani biliyorsun işte Nagelsmann'ın Werner'le alakalı böyle en zihin açan şeylerinden biriydi o. Evet. En uçtan neden santrafor arkasında sol e, forveti çektiğini e, çok güzel açıklıyordu. Yani diyordu ki çok hızlı bir oyuncu ama Stoper'in omuzunda olduğu zaman şeyi fark ettik. Koşmaya başladığı zaman en hızlı anına ulaşamıyor. Biraz daha geriden çıktığı zaman... E, en yüksek hızına ulaşabiliyor ve çok daha etkili olabiliyor. Çok daha çabuk bir şekilde fark yaratabiliyor. Ee, geriden hızlanmasının onun için daha faydalı olduğunu gördük ve öyle kullanmaya başladı dedi. İşte uçurdu mesela Werner'i. Ondan önce de atıyordu Werner de 20 PSR'e bunu destekledi ama ekledi yani üzerine. Ee, öyle bir şey Pulisic'ten de görebilirsin. Yani en uçlu olmuyor çünkü. Ee, benim de yani en azından şu 3 maçın birinde öyle bir şey görürdük diyordum. Mount bile olabilir daha bak. Mount'u en uçlu koyabilirdin. Mesela yani Olur mu? Tamam, şey mantıklı gözükmüyor. Ama Bernardo'nun ee, De Bruyne'nin yapabildiği ortamda, topa sahip olma oyun içerisinde, yani mount yapamaz demiyorum ben. Hiç denemedi hoca. Ya Bazen de mesela, e, özellikle hafta içi senle yayında birlikteyken, yayında da yani çok dikkatimizi çekmişti, biraz konuşmuştuk. Çok sağ kanada yıkılmaya başladı oyunu, Chilwell sakatlandıktan sonra. Yani Alonso'nun performansı harika olmayabilir. E, Everton maçında Saul da oyuna girmişti falan ama o kadar sağa yıkılıyor ki oyun ve soldaki boşluğu hiç e, neredeyse kale bile almıyor Chelsea'li oyuncular. E şimdi bu tek yönlü bu kadar üst üste üst üste üst üste geldiğinde rakip de oraya yığılıyor. Ve çok tahmin edilebilir, çok okunabilir hale geliyorsun. E, onu da yaşamaya başladı sanki Chelsea. Alonso da e, formda değil. İyi durumda değil şu anda. Evet. E, o da bir şanssızlık. Yani zaten Seninle Juventus maçında konuşmuştuk bunu. Sakatlandı. Şilwein sakatlandı maç beraber yayın dedik seninle birlikte. Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, Chelsea için dönüm noktası olabilir bu sakatlık. Öyle oldu. Ee, demiştik. Ee, Alonso'nun formda bir şekilde takıma entegre olmaması da kenarda ya da form durumunu e, yukarıda tutmaması da e, eksi yani zaten eksi olan durumu daha kötü bir hale getiriyor gibi gözüküyor şu anda sağda. Yani evet, e, bu kadar. Son 8 maçın 5'inde puan kaybetmiş oldular Premier Lig'de evet, ve evet, yani et. zaten Premier Lig'de şampiyonluk yarışı City ve Liverpool gibi iki canavar varken bu kadar e, çık periyotlarla belirleniyor. Işte. 4 puan falan öndeydi ee, evet. City'den. City bu periyotta galiba hiç puan kaybetmedi ya da bir ilk maçta belki puan kaybetmiş olabilir, o 8 maçlık periyodun. Öyle olunca e, şu anda geçmiş olsun oldu Chelsea'ye, bakalım toparlayabilecekler mi? Aynen öyle. Hoca Jeans e, bir yolunu bulabilir. Ama e, zor yani. Çünkü iki tane canavar var ön tarafta. Kısmet. E, peki haftanın maçıyla devam edelim. Tottenham-Liverpool. E, tabii eksikler burada da biraz faktör oldu. E, Liverpool açısından özellikle. Tottenham zaten üst üste ertelemelerin sonrasındaydı. E, enteresan bir maç oldu ama. E, yani hem hakem kararları hem temposu işte Tottenham'ın kaçırdıkları, ondan sonra Liverpool'un skoru aldıktan sonra oyunu tutamaması ve bana göre bunu birkaç kez bu sezon gösterdiler. Klopp de çok şikayetçi. Yine bir oyun tutamama amatörlüğüyle. Hı hı. O seviyede bir takım için çok şey bir gol yemeleri, Tırnak içinde söyleyeyim. Enayi bir golem ile. Vesaire. Hakikaten enteresan bir maç oldu. Çok git geldi bir maç oldu. İsminin yanında da yani haftanın maçı olmaya adaydı Çok güzel olmuş, çok güzel maç olmuş. Dün gece izledim ben de işte hı hı. E, program öncesi çalışırken. Daha önce fırsatım yoktu çünkü zaten işte e, derbi derby vardı. Dolayısıyla maçı e, beğendim. E, Liverpool için evet şanssızlık gibi gözüküyor ama oyunu tutamamak olarak bakmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ben Liverpool'u çok beğendim ilk yarım saat ama mesela golü yediler ilk yarım saatte ve 1-0'dan sonra İki tane, yani üçe gidebilecek iki tane net pozisyon veriyorlar. Evet. E, hatta o pozisyonların dışında da böyle pozisyonu çeviremediği umut vaat eden birkaç tane de akını var e, Tottenham'ın kontralarda. Ben Antonio Conte'nin planını çok beğendim. E, bu kadar eksik kadroya rağmen ve tam kadroya yakın bir Tottenham'a karşı e, Liverpool'un oyun gücünü beğendim. İlk yılda gösterdikleri oyun gücünü beğendim özellikle. O yüzden... Ya bu çok beklediğim bir şey değildi bu maçtan. Bu eksiklerle beraber yani hem Tottenham'da Covid nedeniyle bir form düşüşü e, olma ihtimali yüksekti. Ha çok formda değillerdi zaten ama fizik kalitenin de biraz düşme ihtimali vardı. Hem Liverpool'daki bu eksiklerle beraber maç çok umutlu olduğum bir maç değildi. Ama gerçekten çok keyifli bir top altı derbisi olmuş. Ee, yani çok daha temposuz falan geçebilirdi bu maç. Benim evet. de beklentim oydu. Ki Konte'nin tercihleri de bence biraz maçın bu kadar iyi olmasında belirici olmuş. E, hocanın performansını beğendim ama dediğim gibi abi yani savunma şimdi Van Dijk olmayan savunmada orta sahası da Morton, Nabi e, Naby Keita ve James Milner olan bir Liverpool'a karşı oluyor bu. O yüzden yani Tottenham için övgü yaparken bir yere kadar yapmak lazım. Liverpool'u yererken de ya da işte yani çünkü sadece 2-1 tutamaları değil. Ben yani dediğim gibi yani 1-0'da fiş çekebilirmiş abi Hönginson. Herikeyin her onların hı hı. iki o ikisinin bağlantısıyla, Emerson Royal'in koşullarıyla falan bayağı pozisyon bulmuşlar. Ee, orada da toplum maçı başka bir noktada götürebilirmiş ilk yarıda. Ee, o yönden değişik bir maç ama kesin yargı yapmayı da ya da işte takımların son durumuna dair çıkarımı yapmayı da bu yönleriyle zorlaştıran bir mücadele bence. Yani Van Dijk tabii ki e, çok önemli eksik ama özellikle o orta alanın bütünüyle 3 merkezin tam hepsinin değişmiş olması e, en belirleyici şey oldu herhalde. Hı hı. Yani. Hem maç boyunca senin söylediğin gibi o e, farkı ikiye çıkarabileceği pozisyonlarda da e, vesaire Tottenham'ın e, bulduğu kontralarda Fabinho'nun tutuculuğunu çok aradı. Kapatıcılığını çok aradı Lyon'un. E, i̇şte 2-1 öndeyken o az önce bahsettiğim 7'yi beraberlik golünde de Keita inanılmaz bir hata yapıyor. Yani Zamanlama şeyi ondan sonra arkasında pozisyonu bırakışı, gere, gelemeyişi e, oradan golü buldu Tottenham. Ve aklıma hemen şey geldi mesela, benzer bir hata değildi ama Atletico Madrid maçı mıydı Şampiyonlar Ligi'nde? Skoru almışken yine oradan şey yemişti Liverpool, Keita'nın üzerinden gol yemişti hatırlarsınız. Geçmiş sezon mu? Yok yok bu sezon ya. Ha bu sezon. Grupta. Konuşmuştuk hatta yani. Tabii iki tane. Klopp hatta iki, devrede. İki bunla bir keita yüzüne yemişlerdi evet. Değişiklik doğru. yapmak doğru. zorunda kalmıştı yani. Keita'nın e, en kötü maçı bu sezon. Evet. Hani başka getirdiği şeylerle birlikte Keita'nın bu tip defekleri ve götürleri de olabiliyor tabi. Biraz onu tekrar yaşadılar. Ee, dediğin gibi yani bütün bu eksiklerle birlikte değerlendirip, Tottenham'a övgüyle de, Liverpool'a yergiyi de e, kontrolü yapmak gerekiyor aslında. Evet. Yani Konte ne yaptı istersen e, ona da odaklanalım. Bence iki tane kritik konu var. E, bir, üçlü savunma oynaması tabii ki e, Tottenham'ın. Ve kanat beklerinin e, savunma şekli e, Liverpool'un biraz Liverpool'a problem olmuş gibi. Yani çok daha büyük sorun olabilirmiş abi. Ama işte sol Sesanyon, sağ Emerson Royal. Yani hücumda yetenekleri Sesanyon yani, için öyle demeyelim ama şu anki kaliteleri sınırlı e, Peki, bir ikili oluşturmuyor. Evet. E, ka orada kalite olsaymış mesela Liverpool çok daha büyük problemler yaşayabilirmiş bence. Çünkü e, alan kalıyor. Birinci nokta bu. E, kanat beklerini Liverpool'un savunma şekli. İkincisi de Hönginson'la Son'la e, Harry Kane'i kullanma şekli. Abi ben bunu özellikle çok daha hayran kaldım. Çünkü diğeri zaten üçlü savunmayı, dörtlü savunmayla savunma problemi. Yani orada bir tercih yapman gerekiyor. Ya önden getireceksin oyuncuyu, yani ya Mane'ye getireceksin Emerson Royale'le. Getirmiyorsan bek eşleşmek durumunda ve onun başka e, defeklere, başka dezavantajlara ulaşma ihtimali var. Bu bir zaten futbol problemi. Ama Harry Kane'le Son'u kullanma şekli Antonio Conte'nin... eee, enteresandı, güzeldi, iyi sonuçlar da vermiş e, Tottenham'a. Onlarla alakalı e, şey görüntülerimiz var. Onları hemen getirelim. E, mesela bu maçın daha dördüncü dakikası abi. Aslında bu görüntü iki takımın da dizilişini gösteriyor. Net bir 3-5-2 yani 3 üç soper, üçlü bir orta saha, iki kanat bekleri çizgide, e, dördü savunma kalıyor. Hı hı. Ve e, şey abi, şey, Kane ile iki stopere burada üzerinde olduğunu görüyorsun. İki stoperin alanını işgal ettiğini görüyorsun. Liverpool'un 4 3 net bir şekilde ortada. Dar bir 4'lü savunma, üçlü orta saha ve üçlü ön taraf. Ama mesela Sadio Mane bakıyorsun abi sol oyuncusu. Emerson Royale yani yakın ama çok da umurunda değil gibi. Diğer hı hı. tarafta bak en üstte şu anda gözükmüyor muhtemelen bu e, görselde. Çizgiye basıyor Sesenyon. Evet. E, fakat e, Salah'ın alakası yok. Mesela ses evet. Yani evet. yani dolayısıyla Trent Alexander-Arnold ve Robertson'ın şeyine giriyor Evet. Bir, onların e, savunma alanında, onların e, paylaşması lazım, onların bakması lazım. E şimdi ne oluyor abi? Sen Kane'le sonu iki stoperin önüne koymuşsun. E bekle kanat beklerini bekler bakarsa ne olur? 2-2 iki kalırlar orada değil mi? Ve sürekli Bunun şey oluyor. Bununla bağlantılı olarak bak golde de bu oldu. E, golden önce Kane'in kaçırdığı, aynı tamam, sonu kurtardığı pozisyonda da sürekli stoperlerin dışına koşu attı. E, sonunda sonda Kane'de. Hı hı. Yani back stoper arasına stoperin dışına doğru sürekli hareketlenme yaptılar ve e, dağıttılar orada. Doğru. Doğrudur muhtemelen. E, kesinlikle. E, bu bir problem. Zaten Van yokken yavaşlıyorsun. Yani Matip Konat ya ikilisi zaten bir de ağır bir ikili. Hönnesson için çok ideal. Sonu tamamen Kane'in yanına yaklaştırdı. Kane'in de tamamen önü koydu ki bu iki oyuncunun arkadaki 8'den ne kadar bağımsız olduğunu birazdan göreceğiz. Hı. Bir sonraki bu şey görüntümüz gelsin. Mesela eh, burada da kanat ne kadar e, yalnız kaldı. Bak Mane tamamen toplu topu taşıyan endombelin üzerinde ona doğru Hı. gidiyor. Ee, Emerson Royal yalnız. Mane ile alakası yok. Dolayısıyla Andy Roberts'ın çıkması lazım. Ama işte ne oluyor? Bak Kane Matip'le. Ee, Önginson hemen Konate'nin gerisinde. Orada bir 2-2 var baktığın zaman. Endira B's'in giderse 2-2 iki kalacak. Gitmezse Emerson Royal yalnız. Boş. E, dar kalmayı tercih ediyor çok doğal. Royal'in kalitesi de, Emerson kalitesi de belli. Ya yani onun orta kalitesinin vasatlığına ya da işte onu alan versek o öyle o riski alalım diye düşünmüş olabilirler ama burada bir ikilem ortaya çıktığını görüyoruz ve açıyorsun savunmayı. Ve, ve o ikilem evet bir problem aslında baktığın zaman. Bir sonraki pozisyonumuz gelsin. Arkadaki Tottenham'da 8'li görüyor musun? Hı hı. Arkada bir 8'li var. Harry Kane, arada çok büyük bir boşluk var. Harry Kane daha da önde aslında bu pozisyonun başında. Son daha da önde. Yani arkadaki 8'liye hiç yardım etmiyor abi Kane'le son. Hı hı. Maç boyu böyle. Onları ayırmış, izole etmiş. Ben 5 artı 3 ile savunmayı yaparım demiş. Onları tehdit olarak bırakıyor önde. Klop maçtan Conte. sonra ne dedi biliyorsun. Topu kazandık. Yani 5'li savunma yaptılar. Hı hı. Ee, topu kazandıklarında da vurdular. Kane'le şeyde hani... Ee, hani evet, uzun, çok gitti, uzun gitti, gitti, bisiklete binip gitti gibi şey o alanları değerlendirdi. Evet ama böyle çok net bir uzun top şeyi görmedim ben. Taktiği görmedim. Yani böyle bir tehdidin varsa ve böyle bir taktiği uyguluyorsan zaten kazandığın toplarla direkt bir şekilde onları oynarsın. Hı -hı. Çünkü ama e, arkada bir sekizi var. Liverpool'da kaç oyuncu var ön tarafta? Bak şu anda kaç tane kadar acele Liverpool var abi? Sekiz. Sekiz yine. İki iki orası. Hı hı. Konate şu anda topu yani stoper oraya çıkıyor. Evet stoperlerin yani biri de orada. Bak arkada 2-2 var abi. Evet. Yani sonla Kane şu anda savunma 2-2 yani. Burada kazanılan bir top 2-2 bırakır. 7 saniye sonrasına gidelim. Kazanlar topu 2-2. Ee, bu Antonio Conte'nin tercihi bu tercihe karşı Liverpool'un da çok fazla tedbir almadan risk alarak aslında gitmesi. Çünkü 8 oyuncu da gidiyor oraya. 2-2 iken görüyor mu muhtemelen kulüp. Oyuncular da görüyor. Ama sürmüş yani. Mesela Conte'nin topa çıkmasını istemiş orada. E, net bir 2-2 bulunu görüyoruz. Burada pas geliyor. Pozisyon sonrasını hatırlayamıyorum ama burada bir yarım şans ortaya çıkardı e, Tottenham. Bu şey, e, burada şey olması lazım. Kane sona verdi, son kaçırdı. Evet. Ceza doğru. sahası içinde. Net pozisyon. Aynen. Net pozisyon. 1-0'dan sonraki iki tane net pozisyon var. Onlardan biri bu. Doğru. E, bir tane daha e, görüntümüz var galiba. Ya da iki tane olabilir. Emin değilim. Bu da ikinci yarı. Heh, mesela bu da aynı şey abi. Bak. Yani Matip'in üzerinde Son tam omuzunda, Harry Kane, Konate'nin omuzunda, Emerson Royal, Bak aynı şey. Ee, ilk pozisyonumuz aynı. Andy Robertson gitse mi ee, dar mı kalsa? Yani onun ikilemini hep Andy Robertson'da gördük maç boyunca. Ee, normalde yardım etmesi lazım üçüncü oyuncu olarak çünkü iki 2 bırakamazsın abi. Hele heung Son iken bir forveti orada. Ee, i̇ki tane de ağır soperin varken ikiye iki asla bırakamazsın. Üçüncü olman lazım ama üçüncü olursan Emerson Royal boş. Mane gelmiyor çünkü. Burada şeye de dikkat edelim. Yani bu pozisyonda olmadı galiba ama şimdi kadrajda görünce aklıma geldi. E, ee, Dele koşusu da önemli. Hı hı. O da diğer tarafta boş yani Matip'le Alexander Arnold arasında oluşan boşluğa doğru koşu yatıyor ve e, o koşuları da çok gördük. Endombe de yaptı birkaç defa. Endombe de yaptı. De birkaç defa. Dele yaptı doğru. ve oradan biraz hırpaladılar. Dele bir tane şey de var abi. Yani söylediğin pozisyonlardan birinde topu kontrol ediyor, ortaya çeviriyordu. Kenya'da son kötü bir pas veriyor galiba. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Oraya koşu attığı pozisyonlardan biri. Ya orada hatta Liverpool galiba iki bir öndeydi. Tam hatırlamıyorum. Hı hı. Ama e, Trent Alexander-Arnold'un bölgesine e, onun arkasına yapılan koşular tehdit olmaya başlamıştı. Zaten Aynen. golde yani golde ilk hatayı Naby Keita yapıyor. Çıktığı adam adamı ıskalıyor, o topu ıskalıyor. Ondan sonra e, koşuyu takip edemiyor falan ama e, yine Trent Alexander-Arnold tarafından geldi zaten bu. Evet. Alisson'un çok büyük hatasıyla birlikte elbette ama. E, galiba başka görüntüümüz yok. Yani ben bunları gördüm maçı izlerken Hı -hı. ve bunlar konteni yaptığı hamleler. Konteni yaptığı hamlelerin Liverpool savunmasında oluşturduğu dengesizliklerdi. E, böyle bakınca da e, evet Liverpool bazı bölümlerde çok daha hakim gibi gözükmüş olabilir ama çok net pozisyonları bulan taraf kesinlikle e, Conte'nin Spurs'uydu, Tottenham'ıydı. Spurs evet. Tottenham Bunlar maçı güzelleştiren unsurlar oldu ki ikinci arada biliyorsun şey de oldu. Morton olmadı yani. Çok doğal da yani. Çünkü de savunma yönünde oynuyor. Hiç kolay bir şey değil. Kapatamadığı anlar oldu iki yarıda savunma yönünü. Onu çıkardıktan sonra Firmino'yu aldı. Klasik dört hücumcu düzene döndü. Önde Firmino'nun yanına sala. Sağ Jota'yı çekti. Sol Mane yaptı. Hı hı. Jota ile Mane topla beraber bazen içeri girdiler. Böyle Ryan şeyi gibi. 2-10 numarası gibi. Golü de orada yediler, Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hatta golü orada bulmuş olabilirler. Çok emin değilim. Fakat Evet orada. Orada buldular değil mi? Ee, yani maçın geneli dediğim gibi iki takımda bölüm bölüm parça parça beğendim. Ama sanki Antonio Conte'nin hamleleri e, kendileri açısından kendileri lehine biraz daha belirleyici olmuş maçta. Bana öyle geldi. Evet güzel maç oldu. Ee, Kesinlikle. Ama Liverpool açısından tabii yani ya Tottenham'da oynuyorsunuz. Kolay değil öyle cepte 3 puan görebileceğiniz bir maç değil elbette ama bir taraftan kayıp olarak bakabilir City bu kadar e, seri halde gidiyorken. işte 2 biri bulmuşsun öyle ya da böyle. Maç içinde de zaten takıldığı birkaç pozisyon var şeyin e, kulübün hakem kararlarıyla ilgili olarak. işte bir tane penaltı bekliyorlardı. ilk yarıda Harry Kane'in hareketini onlar da kırmızı bekliyordu vesaire. Ama senin söylediğinle birlikte hani şeyi de belirteyim. Gol beklentisinde de zaten 3.4'ü görmüş durumda Tottenham. Öyle mi? Tabii. Alisson o hatayı yapmasa Alisson İymiş. ve Liverpool maçı kapatsa Alisson maçın hı. yıldızıydı. E, Statsbomb 3.4. Evet. Statsbomb 3.4 ise çok değerli. Yani Çünkü ben böyle iki kusur gördüm dışarıda e, ki hep söylüyoruz burada. E, Statsbomb bize bu rakamları sağlıyor diye de söylemiyoruz. Hı hı. Gol beklentisinde açık ara en iyi değerleme yapan şey şirket şu anda. Ben Sesbon. şu anda hani futbol e, Football Reference'tan bakıyorum, FBRF'ten Hı -hı. ama biliyorsun onlar StatsBomb. SesBomb yani. kullanıyorlar onlar. da. 3.4'e 1.5. Ee, bayağı yüksekmiş ya. Yani ben daha az görmüştüm farkı. E, SesBomb'u kontrol etmemiştim ama sen söylediğin yani güzel destekledi oyunda. Ya hakikaten o hata yapmasa Ali son maçın yıldızıydı. Abi, çok net pozisyonlar maçı. ya. Evet ama bir de çok büyük de bir hata yapıyor ya, baktığın zaman yani. Yapmaması gereken bir hata ki Ali son sezon fazla hata yapıyor abi evet yani çekiyordur. geçen hafta falan bir iki defadır bunu üst üste konuşuyoruz. Bir alarm evet. veriyordu. Aynen. Ee, yine tuhaf bir e, şey, iletişim hatası bir anda ve evet. e, bedavadan pozisyon verdiler. O, City ile Şöyle yani konuşalım istersen. City ile devam edelim. Yani City maçlarının bir taraftan şöyle bir zorluğu var. İlginç bir şey pek kalmadı. Çok kolay domine ediyorlar, çok kolay skor alıyorlar. Ondan evet. sonra maç hikayesinin diye bir şey hani anlatacak bir şey çok fazla kalmıyor. Burada da dolayısıyla konuşmak gereken hem hafta içi Leeds maçı hem sonrasında Newcastle maçı yani City'nin bu dominasyonu ve e, yakaladığı form grafiği. Evet. Yani ancak çok bir şey var mı bilmiyorum. Zaten bir duran top devamında pozisyonu maçı bitiriyorlar. Yani maçı derken ilk golü buluyorlar. Ondan sonra 1-0'dan sonra bir böyle 10 dakika Newcastle biraz ortak olmaya çalışmış evet. maça. E, ama Joao Cancelo'nun muazzam golüyle beraber fiş tam, tamamen çekiliyor. Yani böyle ekstra ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Yani çok klasik bir City performansı. Ee, De Bruyne'nin gelişiyle beraber işte zaten yaratıcılığı çok fazla artıyor. Yani yine aynı şeyi yapmış. Jesus, Jesus merkeze çekti e, Pep Guardiola. Ee, sağda Mahrez, solda Sterling'i kullandı. Rakibi karşılarken De Bruyne Jesus'un yana çıkıyor. İki pivot oluyor şeyle beraber, Rodri ile beraber Bernardo. Klasik rakip karşılama. Topu kazandıkları anda ama Bernardo sürekli solda. Yani sol tarafta Zinchenko, Bernardo, Sterling üzerinden üçgenler. Sağ tarafta Cancelo, De Bruyne, Mahrez. Yani saçma sapan gerçekten. Ve bunların bu iki üçgeni birbirine bağlayan bir Jesus. Ve Rodri. Yani zaten kusursuz yani. Şu şablon kusursuz. Eee... Çok standart bir e, dominasyonla e, maçı kazandı City. Biraz şey söyleyebilirim. De Bruyne'nin gelişi... Bilmiyorum yani şey mi... Bir ön mı yaklaşıyorum. Ya Bernardo'yu biraz bozuyor gibi geliyor bana. E, Bernardo'nun özgürlüğünden bayağı alıyor. Bu çok anormal bir şey de değil bu arada. Yani Oraya ikinci bir özgür gelince... E, çok doğal bir şekilde zaten rolüm biraz azalır. Ama öyle bir uçmuştu ki Bernardo. De Bruyne'ye geldikten sonra... O özel şeyleri o kadar gösteremiyor o dikkatimi çeken noktalardan biriydi. Jesus Ayran olmaya devam ediyorum. Mesela e, ilk gol değil mi? Evet duran topu getirdiği pozisyon. Ya, o presi yapması o duran topu getiriyor ve devamında golü buluyor. Yani çok önemli bir şey değil ama e, artı de, katma değer katmaya devam ediyor. Solda oynasa da, sağda oynasa da, santrforda oynasa da hep yararlı. E, zaten muhtemelen de şu ana kadar sezonun en çok dakikadan oyuncularından biri. Bakmadım. Ama öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü istisnasız oynadı. Bir lis maçında ilk 11'de değildi. İstisnasız oynadı diye hatırlıyorum yani çok uzun süre boyunca. Haftaya bunu grafik olarak yapalım. Çünkü yani özellikle sezonun bu noktasında bugün de konuştuklarımızla birlikte bu dakika almalar ve istikrarlı oynayan oyuncular çok belirleyici ol olacak. Tabii. Oluyor ve olacak. Yani ben de şeyi ekleyecektim mesela e, form grafiklerinin yanı sıra sürekli oynamaları ve sürekli o performansı göstermeleriyle Bernardo zaten tamam hep konuştuk. <laughs> Rodri, Cancelo i̇şte. Yani özellikle bu üçü şu ana kadar sezona yumruğunu vuran ve ee, ibreyi çok City'ye çeviren adam. Evet bak Bernardo'yu sezon başından beri uçan bir oyuncu olarak öne çıkartıyoruz. Yani Premier Lig'in en iyi iki oyuncusundan biri muhtemelen. Ama yani asıl fark yaratan oyuncu ben mesela kanser olabilir. Yani akıl almaz bir boyut getiriyor çünkü. Abi Bekin yani akıl o çalımı atıp <laughs> o topu öyle çevirip ondan sonra o şutu atıyor. Çaresiz bırakıyor. Ya yani. e abi ilk golü hatırla. Yani Zinchenko sol bek içeride. Hı hı. Cancelo sağ bek içeride. Cancelo koşu atıyor. Çok güzel bir koşu. Derinden başlıyor evde. Onu görüyor Zinchenko. Yüksek vuruyor, uzun vuruyor. Yani çok da inanılmaz iyi pas değil ama yetişiyor Cancelo. Çeviriyor, savunma hata yapıyor. Arka direkte şey Diaz kafayı vuruyor mesela ilk gol işte. Ee, duran topun devamı yapı olan pozisyon. Duran top kullanıldı ama o set devam etti. Zinchenko, Cancelo, Diaz arka direkte. Yani i̇ki bek pozisyonu yaratan oyuncu aslında. Yani diğer sadece kafayı bulmak kaldı abi orada. Tabii. Rodri de yani hani zaten Rodri'nin artık yani bu seviyede zaten e, takımlarda sürekli rol alan oyuncuların hiçbiri e, tam anlamıyla radar altında kalmıyor ama hani e, doğal olarak Rodri pozisyonunda oyuncular biraz daha diğerlerinin gerisinde kalabilir sahnede. Ee, ama o da çok öne çıktı bu sezon. Hı, -hı. İyice öne çıktı. Yani Guardiola da zaten üst üste üst üste onun altını çiziyor. Aynen. Yani Fabinho vari bir şey. Ee, sigorta hali. Hatta onu daha önde yapıyor. Ee, takımın oyun tarzı gereği. Ve hücuma da çok katlı bu sene Rodri. Evet. İstersen biraz Newcastle'a da değinelim. Yani 11'i görünce ben zaten biraz nasıl dedim bu 11 ile karşılayacaklar. Garip yani çünkü... Ee, sağ bek Murphy, sol bek Rich yapıp dörtlü savunma oynamak hı hı. biraz garipti zaten. E sol mesela üçlü orta saha yapıyorsun, sol iç Joelinton yapıyorsun. Joelinton'un De Bruyne'yi savunmasını bekliyorsun. Yani, yani, yapar çünkü taktik olarak gelişmiş bir e, forvet Joelinton ama alışkın değil ki abi ona. Yani 1.90 dakika boyunca Joelinton'un De Bruyne'yi kovalamasını, kovalamasını beklemek bana çok mantıklı gelmedi. Elinden geldiğince yapmaya çalıştı ama yani kaçırıyor oyuncuyu. Ee, ekstra bir şey de görmedim ben. Yani iki tane hücumcu bekle 400 savunma oynayıp çok ekstra sigorta da görmedim. Garip bir e, 11 tercih vardı. Bence Eddie Hav'ın. E, Sen Maksimen yok. Kenarda. E, o bekler. O Joelinton. O ön taraf. Yani kenarlar işte en uçta şey. Callum Wilson. Kenarlar Almiron'la e, neydi çocuğun adı? Ryan Fraser. Ryan Fraser. Ne bekledi anlayamadım çok fazla. Tamam erken bitti maç. Ee, tabii ki onun da faktör olmuştur büyük ihtimalle ama yani bir 10 dakika dışında da herhangi bir ışık verdikleri, ikinci yarıda da böyle bir e, gittikleri falan dönemleri oldu ama e, her, herhangi bir ışık da vermediler maçta. Doğru. Ya yani zaten e, bu belli ama çok ciddi transfer şeyi gerekiyor bu takıma. Yani bir kere bu maç için konuşmuyorum ya da Liverpool maçı içinde, için de hafta içi Liverpool maçı için de tam olarak değil de genel şeyde. Bu takımda kimden skor üretimi sağlanacak? Tabii. Çok büyük bir soru. Yani Wilson var ama onun dışında nereden bir e, skor istikrarlı olarak alabileceksin? Ciddi bir problem. Bir de orta üçlü abi, Hayden, Joe Willock, e, Joelinton. Aha. Yani nasıl pas yapacaksın? Pa tamam pas yapmayacaksın zaten de geçiş yapmayı düşünüyorsun değil mi? Yani işte, Calumnias'ını kaçıracaksın, Ryan Fraser'ı kaçıracaksın ya da Fraser topla buluşturacaksın ama o geçişi sağlayacak oyuncuların merkezde pası yapabilmesi lazım. Hayden mi yapacak o pası sana? Joe Willock mu yapacak? Joe mu yapacak kazandığın toplarda mesela? Aynen. E, kaliteli bir şekilde kontrol oynama şansın da çok yüksek değil ki. E, çok iyi bir savunmacı üçlü mü? Hayden öyle. Joe Willock, ondan da emin değilim. Tamam fizik kalite var, dolduruyorlar orayı. Ama böyle rahatsız ettiler mi dersen Chelsea'yi ben rahatsız ettiklerini görmedim. Zinchenko, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bernardo jilit atıyor orada maç boyunca. Böyle zorlandıklarını görmüyorsun falan. Yani ben Ediyab'ın tercihlerinin de skorda değil her türlü City 4 atar Newcastle'la. Ama oyun olarak e, Newcastle'ın dezavantajlarında faktör olduğunu düşünüyorum. Yani e, hakikaten çok fazla kadro değişimi gerekiyor. E, o kadar fazla yeni oyuncu geldikten sonra onları hemen adapte etmek de bir taraftan lig devam ediyor. Zor tabii. Zor ama tabii şu şansı var alt tarafta şey açılmadı, mesafe açılmadı. Yani yakalayabilecekleri gayet durumda takımlar var işte. Yani tabii maç fazlası var şu anda Newcastle'ın işte Watford'a göre ama Watford'da 13 puanda ve Watford'da yani eksik maçını kazanır kabulüyle devam edemiyorsun. Leeds'in hali ortada. hatta işte Southampton, Everton falan bunlar da öyle yukarıya çıkmış ya da kendini rahat almış değil kaçabilir dolayısıyla Newcastle. Kaçabilir tabii canım. Evde evet, işte, transfer dönemini görmemiz lazım. Kimler gelecek, kimler gidecek. Ee, ama yani kısa vadeli bir etki yaratmış gibi gözükmüyor Eddie Howe. Hı hı. Bakalım ne olacak? Ben merak ediyorum. Çünkü Bournemouth'taki ikinci dönemi çok memnun edici değildi abi. Ya yani benim beğendiğim hocalardan biri ama Bournemouth'ta şeyi çok sorguladım hatırlıyorum. Maçlarda da bunu sorguladım hatırlıyorum. Maçlarda da konuşuyordum. Bir, az para harcamadı Bournemouth'ta. Transferleri pek iyi değildi. Hı hı. O kadar para harcayan bir takım olarak, mesela Bournemouth'un son sezonunda ortaya çıkan kadro çok iyi bir kadro değildi abi. Eddie Hove'un orada ben payının olduğunu düşünüyorum. İkincisi de çok sıkıcı bir takımdı ya. Yani felaket sıkıcı bir takımdı Bournemouth. Topa sahip olduğu maçlarda, yani %55 oynarken bir karşı yine sıkıcı oluyorlardı. Diğer maçlar zaten ayrı. Onlar zaten öyle. O yüzden e, içi de böyle kolay olmayabilir. Evet. Merak ediyorum yani Ocak ayından sonra nasıl olacak? Bakalım nasıl çevirecekler. E, Leeds adı geçti az önce. Onlar da pek iyi durumda değil malum felaket bir hafta geçirdiler ve yani bütün bu eksiklerle daralan kadro ile birlikte en kötü giden takımlardan biri Leeds'i konuşmayacağız ama e, özellikle Leeds maçındaki performansıyla Ödegaard. Bu haftanın dikkat çeken oyuncularından biriydi. Ha Leeds maçında <laughs> öne çıkmak şu aşamada Leeds'in şu haliyle çok mu matah bir şey belki değil ama e, fırsattan istifade bir Martin Odegaard konuşalım dedik. Geçen hafta Gallagher'ı konuştuğumuz gibi. Evet. E, Formu yükselen bir oyuncu. Öyle yani özellikle ilk 45'i harika oynadı Leeds karşısında da. Zaten maçı çözmüşlerdi orada. E, dediğimiz gibi yani Leeds'in şu anki haliyle belki ee, o bulduğu alanlarla birlikte çok da anormal bir durum değil bir oyuncunun bu kadar e, böyle kaliteli bir oyuncunun oyuna damga vurması. Martin Odegaard'ın sezon istatistiklerine bir bakalım belli kategorilerde. Ee, onun üstünden konuşmaya devam ederiz. Şimdi asist beklentisi 3 ki bunun 1.4'ü yanılmıyorsam Leeds karşısında geldi. Yarısı diyebilirsin. <laughs> ee, 90 dakika başına şut yaratan aksiyonlar 4.13. 90 dakika başına ileri yönlü pas, 4.06. Evet, ee, yani sen güzel çıkartmışsın, istemişsin bu istatistiği. Çünkü benim de Martin Odegaard'a e, alakalı söyleyeceğim şeyler biraz bunun üzerinden. E, oyun kuruculuk, oyunu kurma, pas, <laughs> e, yaratıcılık bu işlerde hakikaten fark yaratıyor. E, ama mesela bir on numara olarak, 4-2-3-1'in çünkü 10 numarası gibi oynuyor. Cedas aslında çok fazla giriş yapan bir oyuncu değil. Hı hı. E, skor kapasitesi çok yüksek gözükmüyor ki 4 golü var şu anda ve takımın en golcü ikinci oyuncusu Emis Smitrov'dan sonra. Bu ayrı bir konu. Hı hı. Yani Dört gol de bu arada yetersiz değil ama atabilirsin abi, Ödegaard yetenekli bir oyuncu. Fakat ben e, oyun stili itibariyle yani bunu çok istikrarlı yapacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şu anda. Çünkü işin biraz daha pas kısmıyla alakalı yani. Öyle. Biraz daha orta saha, yani on numara ama daha çok orta saha daha az e, forvet zaten böyle bir oyuncuydu. Arsenal'de de böyle oynuyor ve e, takıma ciddi katkısı var ama şöyle bir problem var, 4-2-3-1'i de 10 numaraysanız ceza sahasına az girmeniz, e, işin forvetlik kısmını fazla yapmamanız e, kenar oyuncularıyla çok alakalı. O yüzden mesela Martinelli'nin bu çıkışı ödegarda için çok önemli. Çünkü umumiyen kadro dışı kaldığı ortamda bir kenarın mutlaka forvet karakterli olması lazım. Ben son iki Arsenal maçında da özellikle bunu Martinelli özelinde dikkat çekmeye çalıştım yayınlarda maç yayınlarında mutlaka forvet karakterli olmalı ve mutlaka golcü olmalı. Bak, Emile Smitrov da atıyor ama Emis Smitrov da tam öyle bir oyuncu değil. O yüzden şu anda ben Martinelli'nin Ödegaard'la beraber zaten çok formda kesmeyecektir Arteta, işler kötü gidene kadar. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum Arsenal için. Ödegaard için olumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela Çift Santafor Lacazette, Aubameyangken solda Emis Smitrov, sağda Saka da mükemmeldi. Yani o ikisini, o ikisi kenar çok güzel tamamlıyordu. Ama bu şey şu demek değil. Yani Emil Simitrov gelince düşer mi Arsenal? Düşmeyebilir. Fakat sol Emil Simitrov, San Saka, on Ödegaard o da bal gol bazı açısına... takımlara karşı sorun yaşayabilir abi takımı. Aynen. bak, de... bak yine söylüyorum. Bu takımın şu anda en golcü oyuncusu Ödegaard şey Emil Simitrov ikinci sırada Ödegaard var. Evet. Bu yani oyuncular için dediğin gibi kötü. Yani Simitrov'un zaten iyi bir istatistik. Ödegaard'ın dört golü de kötü değil. Ama takımın genel şablonunda, genel resminde bir probleme işaret ediyor. Kesinlikle. Ki bak şöyle bir şey de var. E, ee, Obamayang'la Lacazette ikisi de Santrifor ama ikisi aynı Santrifor değil. Evet. Obamayang'ın olmadığı ortamda Lacazette zaten artık savunma arkasına koşatan bir oyuncu da değil. Hı hı. Bir tane öyle oyuncuya ihtiyacın şart. Net. Saka bunu yapıyor. Emin Simitrov tam öyle bir oyuncu değil ama. Ben de... Zor iş yani mesela. Emin Simitrov için de biraz problem bu. Ee, takım belki en değerli oyuncusu son iki üç iki, 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 ayda. Benim de en beğendiğim oyuncusu takımın. Ama bunlar yani genç oyuncular zaten. Yani zaman zaman bekleyecekler, zaman zaman oynayacaklar. E, Arteta'nın oyun planında bazı ikilemler ortaya çıkartabilir bu durum. Ya çok güzel noktaya getirdin. Ben de şey örneği vereceğim. E, siz maçta Erman'la da konuşuyordunuz. Şimdi Ödegard'ın e, patlama sezonu şey, iki sene önce. Pandemi öncesi. Sosyal. Real Sociedad 19-20. 2019-2020... Tam pandemi öncesinde e, onun dizinde sakatlık da meydana gelmişti yani bir durma dönemi oynayamadığı maçlar falan olmuştu sonrasında zaten pandemi vesaire Orada e, on numara gibi oynamıyordu aslında tam olarak sağdaki sağ iç gibiydi arkalarında işte şey vardı e, Ander var olması lazım e, savunma önü mikel merino ödegart ve etrafında mesela şey oyuncular vardı sağda portu solda Oyar Zabal oynuyor zaten. İleri de William, Jose ya da Isak hı hı. rakip tipine göre değişiyorlar. Dolayısıyla önünde 3 tane besleyebileceği oyuncu oluyordu. Senin söylediğin gibi yani. O zaman da biraz önce ee, tablosunu getirdiğimiz o şut aksiyonu ee, şey ee, şans yaratan paslar vesaire ara paslar bu özellikleri kıymetli hale geliyordu Odegaard. Gol atmaması da o kadar ee, mesele değildi Real Sociedad için. Tabii şimdi La Liga'da bunu bir sezon yapmakla Premier Lig temposunda 8 numara gibi oynamak çok kolay değil. Yani geçtiğimiz haftalarda Liverpool maçıydı galiba. Ödegaard'lı bir orta sahanın nasıl e, hırpalandığını görmüştük. En büyük problem herhalde orada ortaya çıkıyor. Eee Yani 10 numara oynatmasan 8 oynatsan başka bir şey başka bir sıkıntı da doğabilir. 10 numara oynattığında da söylediğin gibi mutlaka önden ya da Martinelli'den kanatlardan skor katkısını alabilmesi Ödegaard da onları paslarıyla besleyecek o zaman. Evet bence kesin derinde oynaması gereken bir oyuncu. kesin kaleye yakın olmalı yani on numara rolü ideal ama şu işte on numarayken etrafını iyi kullanması lazım. Yani golcü ister. Güzel yere getirdin sen de. Güzel yere daha doğrusu ya da götürdün şeyi konuyu. solunda sağında önünde golcü ister. o yüzden onun performansı da biraz işte hangi oyuncularla oynayacağıyla e, alakalı olacak gibi gözüküyor. Ama şu ana kadar gösterdikleri, özellikle son bir ay gösterdikleri genel itibariyle gayet iyi. Hı hı. Bakalım buradan nereye gidecek Martin Odegaard, Arsenal. Yani... Biraz fiziği, biraz daha fizik bence şey. En çok orada zorlanıyor. Bir yani işte. iki tık daha istiyor fizik. Kesin. Ee, yani... Uçabilir yani onu yaparsa. Ve hala genç bir oyuncu. Ee, çok fazla, çok erken sahneye çıktığı için bir arada kaybolur gibi oluyordu yani. Biraz yüzü eski de ama e, bu çocuk zaten 15-16 yaşında transfer yapmıştı. E, orada belki kötü bir karar verdi yani o kadar genç bir oyuncunun aslında Real Madrid gibi bir sofraya gitmemesi gerekiyor. Evet. E, ama sonrasını iyi toparladığını söyleyebiliriz. Peki e, böyle kapatalım. Bu hafta bakalım sinemaya gidebilecek mi? İnşallah. <laughs> Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.